Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık 21 Temmuz 2022'deyiz ve tabiri caizse Mustafa Hoca yine bildi dedik yerdeyiz. Niye 21 Temmuz'a kadar ne Pedro ne başkasının kapı olmayacak duyumu vermiştim. Maalesef gerçekleşti mi diyeyim. Yani iyi ki gerçekleşti mi diyeyim bilmiyorum. Ama siz karar verin. Dün ortalık çok karışıktı. Kim Minji konusunda hatta herkes kap bekledi. Sadece dün değil 19 Temmuz'da da 19.07'de kap beklentisi içerisine girildi ama olmadı. Dün sosyal medyada Kim Minji'nin Napoli ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu duyumları aktarıldı. Dediler ki Kim Minji hayırlı olsun gitti şöyle böyle dediler. Bir taraftan da bunu diyen arkadaşlar hani Dimarzio'nun yani Dimarzio'nun haberlerini şey yaptım. Yani Dimarzio'nun haberlerini kaynak gösterdiler. Ama ortada değişik bir olay var arkadaşlar. Değişik bir süreç var. Nedir o süreç? Yani ne olursa olsun ne olursa olsun Kim Minji olayı biraz daha karışık bir olay. Şimdi az önce şeyi gördüm. Jesus'un bir cümlesini gördüm. Rakip bir kez bile kalemize ciddi gelemedi. Rakibin hani şeyi hani bizim en büyük sıkıntımız ofanstaki etkinlikti diye. Bence Jesus da her şeyin farkında. Yani Fenerbahçe'de sadece savunmatik anlamda değil de ofansif anlamda bir şey olması gerektiğinden bahsediyor. Tabii ofansif anlamda da transfer için ya da ofansif güçlenme için kaynak lazım. Kim Minji'nin artık ya ben kesin gözüne gitti olarak bakıyorum da siz de o şekilde bakın. Ama Napoli'ye, ama Tottenham'a, ama Inter'e, ama Chelsea'ye, ama başka takıma. Fakat Napoli son atağa geçti ya. Ve bu transferin artık herhalde bugün kapı yapılır mı diye düşünüyorum ama artık bir zahmet yapılsın da herkes şey yapsın. Peki hocam Kim Minji'nin yerine kim gelecek? Dünkü maçı sakın baz almayın. Hocam Salah yine Serdar iyiydi sanki. Serant da oyuna girdi. Sanki o da iyiydi. Ya çok masraf yapmasak mı? Sakın dünkü maçı baz almayın. Şimdi konu geldiği zaman Kiev aylardır maç yapmıyor. Konu geldiği zaman iyiydi de. Nino'yla direniyoruz. Alakamız var. Şartları konusunda indirim beklentimiz var. Şartlar konusunda güzelleştirme beklentimiz var. Nino transfer listemizdeki isimlerin başında geliyor. Bizden hariç Porto da ilgileniyor. Biz de Nino'ya diyoruz ki bak oğlum Porto yerine Fenerbahçe'yi seçenler hep kazanmıştır. Örnek Kim Min-ji diyoruz. O da diyor ki o zaman ben sizi seçeyim falan diyor. Yok öyle bir saçmalık yok arkadaşlar. Esprisini diyeyim adam manyak mı? Sadece böyle yap dedi diye. Ama Nino'nun şartları çok ağır. Nino'nun şartlarını düşürmelerini bekliyoruz. Bilginiz olsun. Jason Denayer. Sosyal medyayı çok meşgul eden isimlerden bir tanesi Denayer. Denayer için de Fenerbahçe bir şeydir Denayer ama ne kadar olur bilmeyer. Arkadaşlar Denayer'in de şöyle bir olayı var. Başlangıçta çok açgözlü bir sözleşme istedi. Sonra düşürebilirim dedi. Biz tam düşür dediğimiz anda ise biz tam düşür dediğimiz anda bu arada mikrofon uzaktaymış. İnşallah ses az gelmedi ya. Valla inşallah az gelmedi ses. Biz tam düşürdüğümüz dediğimiz anda ise ben başkalarıyla da falan görüşeyim dedi. Hani şu ana kadarkini toplamak gerekirse Kim Minji kesinlikle yolcu. Nino listenin başında. Denayer için biz bir teklifte bulunmuştuk. Okey demişti ama başka takımlarla da görüşüyor. Abi biz illa alacağız diye bir şey yok. Aslına bakarsanız şöyle bir ipucu da vereyim size. Daha önce Jesus kendi takımını almak istiyordu Denayer'e. Beğendiği bir stoper. Ama şartları ve pozisyon ölçüsü biraz değişik. Bir de Nino'nun durumu farklı. Zaten İtalyan basında Denayer'ler için Torino'yla 4 yıllık sözleşme için anlaştı. Bonservisi elinde, bu hafta sağlık kontrolü falan demiş. Ya bilmiyorum zaten Fenerbahçe taraftarının da çok fazla şeyi yoktu. Kimisi akılcıl düşünüyor, kimisi duygusal düşünüyordu. Dün Gustavo Henrique ismi ortaya atıldı. Ya Fenerbahçe eldeki Gustavo'dan çıkamamışken bir Gustavo daha ortaya atıldı. Gustavo Henrique
Flamengo forması yine 29 yaşındaki stoper. Yine başa sardık arkadaşlar. Ya Flamengo'da oynayacak. Ya Portekiz'de olacak. Ya Jesus'un eski öğrencisi olacak. Değil mi? Ya da Brezilyalı mı olacaktı? Ah. 4 şarttan biri. Bu birkaç tanesini birden şey yapıyor. Uyduğu için yani hemen atıldı ortaya. Yani bilmiyorum, bana gelen bir bilgi yok arkadaşlar. Çocuğuna ilgili. Onu söyleyeyim. Penetra ismi stoper gündemimizdeki isimlerden bir tanesi. Hatta biz Penetra'yı, 20 yaşındaki bu Penetra'yı alırsak, eğer alabilirsek, alt yaş kategorilerinde oynadığı için hani 8 artı 6'yı doldurmayacak. 8 artı 6 artı 1'i dolduracak. Yani 14 yabancı şeyine girmeyecek arkadaşlar, eğer Penetra'yı alabilirsek. Uğraşıyoruz. Ondan da son bilgileri vereyim. Semedo. Bu isim ben bilmiyorum ya. Bunu beklemiyorum. Haberiniz olsun. Nahuel Ferraresi, bu arkadaşın da hani istatistiksel olarak ve oynadığı lig olarak sürekli kiralanan bir futbolcu olarak Fenerbahçe'ye olabilitesi var. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddialar da var. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyorsa tamam, oyuncu kesinlikle bizdedir diye düşünüyor insan. 5 milyon euro fazla verir alırız. Değil mi? Öyle oluyor. Valla stoper konusu biraz karışık. Ama hem Nino hem Penetra alınabilir mi? Alınabilir. Hem Nino hem Ferrari ise alınabilir mi? Alınabilir. Ama içimden bir söz, sadece Nino alınır. Belki Penetra da alınır. Ama Denayer olmayacak diyor. Zaten biz de şimdi çok oyalıyoruz futbolcuları. Şimdi için açıkçası da öyle bir durum var. Ama tabii biz para konuşan futbolculara biraz sıcak bakmıyoruz. Ha, tabii ki para isteyecek ama ön planda para olan futbolculara sıcak bakmıyoruz. Sol bek arkadaşlar. Sol bek de konuşalım. Pezzella. Hala Parma futbolcu için 4 milyon euro civarında bir para istiyor. Hala Pezzella için hala ısrarla 4 milyon euro civarında para istiyorlar. Ve peşin istiyorlar. Biz bari opsiyon koyduralım, işte hoşumuza giderse alalım diyoruz. Yok diyorlar. Ücretsiz kiralama şöyle böyle diyoruz. Yok diyor. Menajeri başta bize dedi ki ücretsiz kiralama 4 opsiyonu aldırırım dedi ama aldıramadı. Yani bu iş gittikçe iptale doğru gidiyor ya. Şu aşamada bu iş iptale doğru gidiyor. Ben size başka bir isim söyleyeceğim. Getafe'den ayrılan Jonathan Silva. Bu ismi not alın. Zaten bu ismi daha önce de konuşmuştuk. Jonathan Silva ismini. Şimdi 28 yaşında bir isim. 28 yaşında tecrübeli bir isim. Yani Fenerbahçe kalibresinde mi değil mi, ben ona bir şey diyemem ama sen de milli takım seviyesinde genç, potansiyelli, belki geleceğini kurtarabilen bir sol bek var. Ha, Jesus demiş ki bugün tek eksik ofanstaki kaliteydi. Bak. Yani onu söyleyeyim. Şimdi hocam, bu Jonathan Silva arkadaşlar 28 yaşında. 29 Haziran 1994 doğumlu. 1,78 boyunda sol bek. Muhtemelen hızlıdır. 1 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. Tek sıkıntı şu, Getafe'de 2025'e kadar sözleşmesi varken niye feshetti? 2,5'a dalmışlardı geçen sene. Acaba sıkıntılı bir oyuncu mu diye insanın aklına geliyor. Bu isme odaklanabilirsiniz. Onun dışında Wellington ismini bir deneyiş daha yaptık. Bir teklifte daha bulunduk. Ama geri dönüş nasıl olacak bilmiyorum. Bir taraftan da Serdar Aziz haberine bakıyorum arkadaşlar. Şu an için bir şey göremiyorum. Yani taktiksel değişiklik gibi duruyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Bak, Jesus demiş ki şu anda transferi düşünmeye gerek yok. 27'sinde bu rakibe karşı ikinci bir maç var.
Şu an elimizdeki mevcut oyuncular turu geçmek için yeterli kalite ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. İkinci maçta oynamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok demiş. Yani transferi yapsak da demek ki ikinci maçta oynatamayacağız arkadaşlar. Bu bilgiyi de edinmiş olduk. Allah sonumuzu hayır etsin. Kısa kesiyorum inşallah. Beğenebilirsiniz arkadaşlar videoyu. Görüşmek üzere.